aslında hepimizin şu an belki de birkaç metre yakınımızda olan, tehlike olan, farkına varmadığımız ama açığa çıktığında hepimiz için önemli sonuçlar doğuran önemli bir konudan bahsedecek biraz sonra değerli başkanımız. Mehmet Şeymuz Ensari. Mehmet Şeymuz Ensari 66 Mardin doğumlu. Şimdi biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Kabataş Erkek Lisesi mezunu. Ben de aynı liseden mezunum. Bunu gururla söylüyoruz. Böyle yan yana da oturuyoruz. Aslında belli noktalarda karşı karşıya geliyoruz ama bir ortak paydayı belirtelim. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Şu an pek çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyor. İSAF, İş Sağlığı Güvenliği Dernekleri Federasyonu'nda şu anda genel sekreter. Yine kamuda İş Sağlığı Güvenliği Derneği'nde başkan yardımcısı. Ama bugün burada bulunma başlığı, şapkası Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı. Türkiye'de bu alanı düzenleyen çok değerli bir yapılanmamız var. Asbest Söküm Uzmanları Derneği. Şimdi Mehmet Şeymuz Ensari Başkanımız sizlere asbest konusunda Türkiye'de bu konuda neredeyiz, nerede olmalıyız ve nereye gidiyoruz bu konuda bir sunum yapacak. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katılımcılara, derneğim adına ve saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Bu arada tabii bugün itibariyle asbest söküm ordumuza ses iyi mi? Biraz daha şöyle ayarlayabilirim. Bugün mücadele ordumuza diyorum ben. En az 100 kişi daha katılacak. Onun mutluluğu içindeyiz. Bizim en büyük sorunumuz Türkiye'de asbestin farkındalığı maalesef yeterli seviyede değil. Hatta çok başlarda birinci hedefimiz derneğimizin bu işin farkındalığını arttırmamız. Yani asbest nedir? Asbest tehlikesi nedir? Burada İş Yeri Sağlık Personeli Derneği Başkanlığı'na da bize böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Asbest iki türlü var. Asbestin diğer adı amyant. Beyaz toprak olarak da biliniyor. İnanılmaz bir mineral arkadaşlar. Yani mucize mineral. Endüstriyel gelişmelerde ülkeler çıkarımı da kolay. Birazdan bahsedeceğiz. Birçok yerde yüzeyi de yani. Toprağın kendisi. İşlenmesi kolay, çıkarılması kolay, ucuz ve öldürmese mükemmel bir mineral. Yani ısıya, kimyasal maddelere, esnek, mukavemetli ve bir sürü istihdam sahası da yaratan bir mineral. Ancak dediğim gibi Yunanca'dan gelen bir kelime, ölümsüz anlamına gelmekte. Halk dilinde amyant, çorak, toprak, çerpek toprak, ceren toprak, alt toprak, kaya yünü, höllük gibi adlarla anılmaktadır. Mesela ben eledim, höllük elendim türküsünü, yani orada asbest olduğunu bilmiyordum. Ne zaman ki A sınıfı uzman oldum, A sınıfı uzman olan arkadaşlarım var burada. Bize sadece konu başlı olarak bir asbest yönetmeliği var Türkiye'de. Yani bugün A sınıfı uzman olan bütün arkadaşlar, asbestli sadece bir yönetmeliği var. Asbestli çalışmalarla ilgili bir yönetmelik. Ve işte zararlı bir mineral. Bu kadar öğretiliyor bize A sınıfı olana kadar. Ancak daha sonra bu asbest söküm uzmanlığı kursuna yazılmadan önce İstanbul'da bir ofis açtım. Dedim ki İstanbul'da ofis, Ankara'da ben Ankara merkezli bir firmam var. Yani İstanbul'da kentsel dönüşümde madem bir yoğunluk var. Kentsel dönüşüm içinde de yapılan binalarda asbest var. Dolayısıyla ben bunu hem ileri düzey İSG eğitimi olarak da değerlendiriliyor. Burada A sınıfı olup da veya C sınıfı, B sınıfı olan arkadaşlarımızın asbest söküm uzmanlığı kursuna katıldıkları zaman ve bu sertifikayı aldıkları zaman ileri düzey eğitim almış oluyorlar. Bu da artı puanlarına yer veriyor. Onu da antiparantez belirteyim. Minimum C sınıfı uzmanı olan asbest söküm uzmanı olabiliyor. Yani bunu da dipnot olarak geçiyoruz. Bu adabaşıca kaynağı taş köyü üzerinde dedik. Mineral topluluklarını oluşturuyor.
oluşturduğu kayalardır. İki çeşit var. Amfibol grubu ve serpantin grubu ve amfibol grubu. Bu serpantin grubu çok yaygın olan, işte beyaz toprak, ak toprak dediğimiz grup. Amfibol grubu ise daha zararlı olan, birazdan 8 dakikalık toplam 3 video izleyeceğiz. Zaten videolar izlenince çok daha iyi anlayacaksınız. Amfibol grubu asbestler daha tehlikeli ve hani beyaz asbest hani biraz daha az tehlikelisi diyebiliriz. Evet, asbest lifinin bir metal para üzerinde fotoğrafıyla bir de 10 mikronluk mikroskoptan görünümünü izliyorsunuz. Dikkat ederseniz iğneli ve çengelli bir yapıda arkadaşlar. Yani iğneli ve çengelli yapıda olması ne yapıyor? Soluduğumuz zaman direkt ciğerlere gidip saplıyor. Yani ben inşaat mühendisiyim, hayatım boyunca çimento soludum, tozlar soludum, kum soludum. Hiçbiri ciğerde tutmuyor kendini. Ama bu maalesef çengelli ve iğneli yapısı nedeniyle her soluduğumuz asbest direkt ciğere saplanıyor. Ve burada oluşuma başlıyor ciğer. Bağışıklık hücreleri bununla mücadele ediyor ama hemen kaybediyor mücadeleyi. Yani bunu kırmaya çalışıyor bu iğneleri, iğneli tozları. Dolayısıyla bu da bunun maruziyet yılı 40 yıl arkadaşlar. Yani 40 sene sonra bu hastalık çıkabilir. Şu anda Allah korusun yanınızda bir inşaat yıkımı var. Bu yıkımı seyrediyorsunuz. Değil mi? Oradan havaya saçılan asbest tozları, bir de çok sinsi bir toz, havada askıda kalıyor. Solumanızı bekliyor. Yani hani asbest işte yağmur yağdı götürdü falan o tip durumlar olmaz ise şayet, diyelim ki yağmur da yok. Yıkım firması tedbir almıyor. Ve siz bunu soldunuz. Allah korusun diyorum. Yani 10 yaşındaki bir çocuk soludu bunu. Bu çocuk 40 yaşında da bu hastalığa maruz kalabiliyor. Zaten maruziyet süresi bunun bizim İSG evet literatüründe 40 yıldır. Yani 40 yıla kadar bu hastalık çıkabilir. Dolayısıyla bizim biliyorsunuz mesela Mardin'deyim. Ben asbest boru fabrikası vardı Mardin'de. Herkes seviniyordu. Ya işte Mardin'de bir fabrika açıldı. Halbuki ne kadar kötü. Şu anda o fabrikada çalışan insanlar 50'li yaşlarda rahmetli olmaya başladılar. Yani bu konuda da zaten birazdan daha ileri slaytlarda da söyleyeceğim. Mesleki hastalık kayıtlarımızın olmaması ben tabii tarafında da İSG ile de uğraştığım için bizim en büyük sorunumuz mesleki hastalıkları tutamamıştı. Yani biz soruyorduk hocam işte bizim şu sebepten dolayı kaç kişi meslek hastalığından mağdur olmuş dediğimiz zaman SSK kayıtlarına bakıyorlar. SSK başkanımız da burada daha iyi bilirler. Hakikaten kayıtlar yok. Yani bilmiyoruz. Yani ne kadar insan. Mesela şu anda Almanya'da yılda 2000 kişi asbestten ölüyor. Şimdi birazdan bazı rakamlar getireceğim. Türkiye'de 3-5 gözüküyor. Yani kayıt yok. Veya işte Anadolu'da çevresel asbest dediğimiz asbestten yani toprağından maruz kalan arkadaşlar işte ya hiçbir şey yoktu adam bir anda işte sigaradan ya işte vadesi geldi biz hani daha sağlık yani tabiriyle aslında adam mezotelyom hastası ve bilmiyor daha sonra mezotelyom hastası bir anda akciğeri durduruyor zaten birazdan daha hızlı geçeceğim bu sunumun tamamı burada var arkadaşlar dileyen alabilir. Buradan mail adreslerini bırakırlarsa mail atabiliriz. Flaşları yanında olanlara buradan yükleyebiliriz. Dolayısıyla çok teferruata girmeden buradaki en büyük kazanımımız hakikaten asbesti bilmeyen birileri olabilir ama bunun çok tehlikeli olduğunu ve bu sunumdan sonra daha bu konuya duyarlı olacağı, en azından kendini koruyacağını inanarak en büyük karımızın bu olduğunu söyleyebilirim. Tekstilde kullanıldı. Cengiz Han askerlerine zırh ve miğferlerin yapım malzemesinde kullandı. Niye kullandı? İşte ısıya dayanıklı dedik ya. 1200 dereceye kadar 1200 derece üzerinde erime noktası var. Yani yanmayan bir malzeme. Bunu ne yaptı? İtfaiyeciler itfaiye kıyafetlerinde halen şu anda maalesef iş eldivenlerinde yapılan analizlerde asbest çıkıyor arkadaşlar. Yasak olmasına rağmen
hani işçi çalışırken sıcak bir şeye dokunduğu zaman en azından eli yakmasın diye çaktırmadan, birazdan onlara da geleceğim, yasak olmasına rağmen nelerle karşılaştığımızı göreceğiz. 2010 yılından itibaren Türkiye'de asbestin ithalatı, üretimi, çıkarılması, işlenmesi yasaklandı. Ancak şu anda diğer adıyla, demin de ne dedim, amyant. Yani asbestin diğer adı amyant. Şu anda herkes cep telefonundan, Google'dan amyant siparişi verebiliyor. Bir sürü siteler satıyor bunu, yasak olmasına rağmen. Ve ne oluyor? Bu üretimde çalışanlar, bunun üretiminde çalışanlar özellikle halen bir hastalık adayı kişiler olabiliyorlar. Dediğimiz gibi işte sanayi devriminden sonra, burada çok ilginç, Kent sigarası ilk filtreli sigarayı yapan firmadır, Kent'tir. Az önce bir arkadaşımla ben Kent vermekteydim. Kent 1950 yılında ilk filtreli sigarayı yapmış ve filtresinde asbest kullanmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani her çekişinde adam ciğerler asbest çekiyor. Yani, bu, yani sadece biz Türkler olarak bakmıyoruz olaya. Yani Avrupa, birazdan geleceğim, Avrupa bunu geç yasakladı. 99'da direktif verdi, ta 2005'te ancak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. Yani biraz maalesef dünya bu konuda geç kaldı. Çok fazla kayıplar var, özellikle göğüs hastalıkları hastanelerinde. Çok fazla hasta bundan müzdarip. Ben kliniklerle de konuşuyorum. İşte, reklamlar var, işte mezotelyom hastalığı ya da akciğer zarı kanserine mücadele yapıyoruz diye. Bakıyorum ki sadece ve sadece belki hani futbolda var ya 90 artılar, yani belki biraz uzatmalar ancak sağlanabiliyor. Dolayısıyla Allah korusun çok tehlikeli. Borularda kullanıldı. Ethernet var. Slide'da rahat görebiliyorsun. Ethernet yapı malzemesi ve çok ucuz olduğu için özellikle geçen bir arkadaşım Gerze'de, size yakın olduğu için söyleyeyim, Sinop Gerze'de, dedi ki inanılmaz derecede bizde Ethernet var. Hatta dedi insanlar söküyorlar, kırıyorlar. Kendisine inşaat mühendisi. Dedim ki aman abi dedim, yani asbest yani yaklaşmasınlar bile. Şimdi bir Ethernet gördüğünüz zaman bunu sökmezseniz, tozutmazsanız bu size zarar vermez. Ama sökmeye başladığınız zaman, hani dediğim gibi kentsel dönüşüm, yıkım başladığı zaman, bunu tozuttuğunuz zaman bir baş parmağınızın tırnağı kadar bir parçada 2 milyon lif var. O kadar küçük tozlar var ki. Yani dolayısıyla düşünün ki böyle parça parça asbestlerin ortama milyarlarca lif saçacağını. Onun için mesela birazdan ona da geleceğim. Soru cevap bölümünde belki bekliyorum. Birçok belediye, mesela Ordu Belediyesi bunu istemiyor. Yıkılan binalarda asbest raporu istemiyor. Bunu üzülüyoruz. Hangi belediyenin istediği de bende kayıtlı, aktif olarak istiyor. Gemi sökümleri var. Fren balatalarında kullanıldı sanayide. Gemileri ben hatırlıyorum, üniversitede öğrenciydim. İngiltere çok bize gemi göndermeye başladı. Ya biz seviniyorduk. Aa işte Tuzla'ya gemiler geldi, söküyoruz, para kazanıyoruz ülke olarak. Halbuki adamlar kendi asbestli gemilerini bize gönderiyor. Evet, ve biz de oradan 3 kuruş kazanıyoruz diye bir sürü insan o zaman asbeste maruz kaldı. Gemilerde çok kullandı. Fren balatalarında, debriyaj balatalarında çok kullandı. Asbest maruziyeti ve bunun yol açtığı hastalıkları öğrendikten sonra sihirli mineral artık katil toz denmez. Yani insanoğlu bundan gafil avlandı diyeyim. Şu anda Dünya Çalışma Örgütü ve birçok örgütlerde kesin kanserojen olarak tanımlanmıştır. Evet, katil toz. 80'lerden sonra işte Avrupa ülkeleri bunu uyandılar. Yani şimdi niye uyandılar? Sanayi devrimi biliyorsunuz, işte 1920'li yıllarda, 30'lu yıllarda başlasa maruziyet süresini bir koyun, 40 sene. Geliyoruz 80'li yıllara. Demek ki 80'li yıllarda bu hastalıkları görmeye başladılar.